Gök Bey. Bu çalışmamızda sizlere Türk yazı sistemini, başka bir deyişle Türk alfabesini öğretmeyi ve günümüzde nasıl kullanabileceğinizi göstermeyi umuyoruz. Bunu umursuyoruz çünkü bir alfabe dilin iskelet sistemi gibidir. Bakınız, ben şöyle bir şey yazsam. Bunu gördüğünüzde burada ne yazıldığı hiç önemli olmadan ilk usunuza gelecek Arapçadır. Burada hangi dil ya da hangi sözcük seçildiği önemli değildir. İlk usunuza gelen Arapçadır. Başka bir örnek vereyim. Bunu gördüğünüzde öbür Asya dilleri değil, ilk usunuza gelen Çince olacaktır. Çünkü bu Çin kaynaklıdır. Bakınız, ben çok açık bir biçimde şöyle Türkçe sözcüğünü yazsam, dilimizi bilmeyen bir yabancı bunun Türkçe olduğunu bilmez. İlk usuna gelen ne olacaktır? Avrupa dilleri. Çünkü bu yazı biçimi Avrupa kaynaklıdır. Peki bizi simgeleyen nedir? Bizi simgeleyen bizim yüzyıllarca önce terk ettiğimiz yazı sistemimiz olan bu damgalardır. İşte bizim amacımız bunun yeniden kullanılması. Bizim çabamız bunun yeniden işleklilik kazanmasıdır. Dilimizin yani Türkçenin yazıya dökülmesi için 13 ayrı yazı sistemi kullanılmıştır. Bunlar arasında Soğut alfabesi, Arap alfabesi ve hatta Ermeni alfabesi bile vardır. Osmanlı'nın son dönemlerinde Ermeni alfabesiyle yazılmış dergiler, romanlar bulunmaktadır. Bugün için bile ülkemizde yani Türkiye'den çok daha küçük bir yapıda olan Ermenistan'ın, Gürcistan'ın ve hatta kimi Afrika toplumlarının kendi öz yazı düzeninin kullanmasına karşın bizim kendi öz yazı düzenimizden uzak durmamız, onu bir kıyıda bırakmamız ve tarih derslerinde adından söz etmemiz ne kadar doğru? Üniversitelerin edebiyat, Türkoloji bölümündeki öğrencilerin öğrendiği yazı düzeni olarak kalmasın. Herkes öğrensin diye biz kurslar düzenledik. Bir kez Iğdır'da, 3 kez de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de olmakla toplamda 4 kursumuz oldu. Ücretsiz olarak geçtiğimiz bu kurslarda katılımcıların yoğun ilgisiyle çok kısa sürede eğitimlerimiz başarıyla sonuçlandı. İlkokulda Latin harflerinin 5 aya, 6 aya öğrencinin durumuna göre değişen bir süreyle öğrenilmesine karşın bizim bu kurslardaki deneyimlerimizde 2 hafta hatta bazı öğrencilerin becerisine göre 1 haftaya değin düştüğünü gördük. Evet, 1 haftaya yazı düzenimizi öğreniyorlar. Çünkü daha önce de sözünü ettiğim gibi bu harfler Türkçe yazılsın diye yaratıldı. Türkçe yazılsın diye var. Sürenin kısalığı sizi şaşırtmasın. Çünkü bu harfler biz derslerde de göreceğimiz gibi Türkçeyi, Türk dilini ve yapısını öyle bir yansıtıyor ki yani öğrenmemek elde değil. Yazı düzenimizin yaygınlaştırması için biz bu görüntüleri çekiyoruz. Yine elimizden geldiğince kılavuzlar hazırlayacak, görseller oluşturacak ve GökTürkçeöğreniyorum.com üzerinden yayınlayacağız. Çalışmamızın daha çok insana ulaşması için bizi takip etmenizi ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum.